Peki minimalleşmeye gidecek miyiz Nehir Hanımcığım? Yani daha minimal, daha küçük, daha mesela o oğlağın o hani biraz daha diplomatik dilde daha rahat, daha ferah, daha özgür, daha minimal mi kalacağız? Yoksa böyle yine boyuna mı gidecek mesela inşaat sektörü gibi? Ya şöyle, tabii ki o oğlaktaki bir komuta etmeliyim ben, her şeyde lider olmalıyım tabii ki kalmaz. Çünkü kova, yani şöyle söyleyeyim, benim ümidim, diyorum ya birlik olmaya, takım olmaya gidiyoruz. Kova burcu benim için şeydir, çiçek çocuklar dönemi var ya, daha öyledir yani, daha barışçıl, daha rahat, şey olarak rahat, minimalleşme muhakkak olacaktır, bir mecburiyet de gelir gibi duruyor onunla ilgili. Çünkü bu süreçte zaten hani sizin sohbetlerinizde oldu. İşte kesintiler süreli olarak devam edecek. Beklenmedik kısıtlamalar, denetlemeler, kullanım kuralları karşımıza gelebilir. Ama daha samimi olacağız. Hem de daha uçarı. Ama tabii bu yıl değil o. O bu sene gelmez. O birazcık bir içselleştirelim şu dönüşümü. Bir bohem havası gelecek mi hepimize? Böyle bir bohem bir tarzı vardır. Mesela eski 70'lerde hani böyle bir değişik tarzları vardır. Şimdi de mesela var. Ne paçalar? Geniş paçalar. İspanyol paçalar. İspanyol paçalar gibi böyle değişik tarzlarda edinecek miyiz? Yani ben mesela düşünüyorum hafif bir tarz değişikliğine gitmeyi. Edineceğiz. Yani zaten baktığınız zaman hani moda bir şekilde tekrara dönüyor. Aslında modaya bile baksak dünyanın, evrenin, işte güneş sisteminin ilerlemesini orada bir takip ediyorsunuz yani. Hep vurgular renk değiştirerek öz aynı. Biz de aslında aynı galaksinin içerisinde renk değiştirerek farklı yerlerden tecrübeler kazanarak ilerliyoruz. Çok daha samimi olacağız. Samimi derken dürüst ve samimi. Yani birbirimize bir üstünlük taslama. Çünkü evet, oğlak benim çok sevdiğim bir burç. Yöneticisi Satürn olması hasebiyle bir bilgelik barındırıyor içerisinde. Lakin o bilgeliği biz Plüton oğlakta çok varabildiğimizi düşünmüyorum ben. Keşke varmış olsaydık. Yani gerçekten o bilgeliğe, o bilge duruşa, bilme haline varıyor olsaydık. Çünkü genel olarak globalde işte o bilgelikle beraber teknolojiyi geliştirdik. Ne gelişmeler oldu. İnşa ettik. Teknolojide de hep yukarı doğru çıktık. Şimdi biraz daha yayılımcı, daha yatay, daha grupları ilgilendiren, daha global hareket ediyor olacağız. Uranüs etkisiyle birazcık daha, Uranüs de şu an tabii boğadan çıkmadığı için iki sabit, biraz da tabii sıkıntılı. Şu boğadan çıkıp Uranüs de ikizlere geçti mi daha da renkli olacağımız kesin. O yüzden keyifli günler bekliyor bizi ama zorlayarak gelecek. Günün sonunu anlatmayı ben daha çok şey yapıyorum, seviyorum. Yolun sonu güzel. Yolun sonu birlik, beraberlik için. Ama oraya giden yol için aynı şeyi hani çok güzel diyebilir miyim? Hayır. Çünkü sarsıntı olmadan temizlik olmuyor. Maalesef insanoğlu, en başta da söylediğim gibi, biz çok zor anlıyoruz. Ve maalesef nefs çok zor terbiye edilen, en zor terbiye edilen şey. Hepimiz zaten onun için burada değil miyiz? Ve bu sınırsız isteklerimizin ne kadar anlamsız olduğunu, evet, bu Plüto Kova'da anlar mıyız? Anlarız. Umarım anlarız. O zaman çok merak edilen bir soruyu sormak istiyorum. Bu süreçte çok anlatılan bir süreç var. Yapay et süreci. Bu kadar teknolojinin ilerlediği bir dönemde bu yıllar Plüto Kova evresi hep teknolojiden bahsediliyor çünkü hani teknoloji çok ilerleyecek, hani uzay çağı geliyor, işte uçan arabalar, uçan taksiler gibi bir süreçten bahsettiğimiz zaman yapay etten de bahsedebiliyor muyuz? Ama bunu global olarak söylüyorum, yani soruyorum. Türkiye özelinde ve Türkiye mimarinde sormuyorum. Çok sorulan ve sormama istenilen bir soruydu. Evet. Şöyle, evet. Endişesi de var, merakı da var. Hani nereye böyle bir... Ben farklı düşünüyorum bu konuda. Hani biraz ülkelerin tavrıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Kendi yorumumu da yapayım da. Ülkelerin tavrıyla, ülkelerin imzaladığı sözleşmelerle ve anlaşmalarla alakalı. Yani bazen bir şeyi geçmek zorunda kalırsınız ama siz de bireyselde geçmemek için tercihlerinizi kullanırsınız. Yani onu alıp almamak kişinin tercihine kalmıştır. Ama bu Plüto Kova evresinde geçirebilecek bir süreç midir? Ben o kadar uzun vadeli böyle bir geçişi öngörmüyorum. Yine deminki vurgunuza sizin örnek vererek yapacağım. Çünkü ben gerçekten istatistiki bilgiye çok kıymet veriyorum. 2000 yılında dediğiniz gibi ölüyorduk, bitiyorduk biz yani. Hani görür müyüz, görmez miyiz? Az biraz ilerisine. Ama ne yaptık? 2012'de Şirince'de buluştuk değil mi hep birlikte? Hı. O ara ölmeyi planlıyorduk hep toptan. Ondan sonra grup halinde dünya geldi. Ne oldu? Olmadı. Şimdi daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Korku imparatorluğu çok keyifli. Çünkü insanları korkuttuğunuz zaman çok rahat yönetiyorsunuz. Bu ette birazcık nereye kadar gidebiliriz, gelebiliriz sınırlarını biraz deneme yanılma senaryosu gibi geliyor bana. Çok sürdürülebilir olduğunu zannetmiyorum. Yani et yemeği yasaklayıp inek kesmeyeceğiz deseniz herkes zaten hani böyle bir kanun getirseniz ot yemeye tamam okey yani kimse şey değil ama yapay et bambaşka bir şey. Şimdi buranın altındaki süreci hayvanlara zarar vermeyelim. İşte ineklerin gazları bize nefes aldırmıyor. Gibi. Yani komikliği artık hani ineğin doğal gazına kadar kaldık. Hiç bizim kullandığımız hiçbir şey zarar vermiyor. Öyle adlandırıyorum. Bunların altında başka hikayeler var. Oraları araştırıyor olmamız lazım. Bu haberler normal değil. Belki yapacakları cyborglere yapay et yedirebilirler. Ama benim şahsi tercihim asla olmayacaktır. Süreç içerisinde şunu da belirteyim. Bu kova çağı bir birliğe doğru gitmemiz gerekiyor ya. Hı hı. Hani bir takımı evet. Öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi herkes buranın içerisinde olacak diye bir durum yok. Ben süreç içerisinde ayrılma yaşanacağını da öngörüyorum. Yani yapay eti sevenler sizin benim gibi yapay eti tercih etmeyenler. Gibi ayırır. Ana başlığı oraya koyun. Daha doğal, daha birlik, beraberlik grupları içerisinde daha keyifli, daha doğal bir hayatı tercih edenler. Bir de bunun üzerine yapılmış işte filmler, sinemalar var. İşte bir gözlükle işe gitmeyi tercih edip bir koltukta ömrünü geçirmekten, o sanal alemden çıkmaktan vazgeçmeyenler olarak süreç içerisinde bir yerlerde bir ayrım yaşanacağını düşünüyorum belli bir dönem için. O dönem de bitecektir. Çünkü biz hepimiz öze dönmek için buraya geldik. Başta da çok güzel söylediniz. Rabbim izin vermese zaten o yapay zekayı da geliştiremeyiz. O yüzden onun müsaadesiyle olduğuna ben nacizane sizi de biliyorum. İnancım öyle olduğu için ben böyle şeyleri benim kendi okumalarımda öngörmüyorum. Evet bir süre bir ayrım olacak. Yani hani teknoloji işte o teknolojisiz yaşayamayız. Her şeyimizi ona bağlayalım. Zaten de şu anda zaten ülkelerde veyahut dünyada birçoğumuz dijital köle olarak yaşıyoruz. Hiçbir dünyayla bağlantı yok. Gerçekten dijital köle olarak yaşıyoruz. Şimdi bizler burayı kullanmak durumundayız ki bizi gibi düşünenlere, bir yol arayanlara, işte fikrimizi merak edenlere ulaşmak için. Ama ben biliyorum ki siz gün içerisinde araştırmalar yapıyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz, okumalar yapıyorsunuz. Burada bu konuşmanın dışında sadece burada böyle kaydırarak geçmiyor bizlerin hayatları. Buralarda programlar yapanların da hayatları geçmiyor ama sadece burada yaşayan belli bir grup oldu. Ben onlara dijital köle diyorum. Yani kölelik aslında şu anda çalışıyor dünyada. Farkında değiliz sadece. O yüzden ne kadar oradan çıkabilirsek, teknolojiyi ne kadar faydamıza çevirip öyle kullanabilirsek. Çünkü teknoloji niye gelişti? Bana hizmet etmek için var. Ben ona hizmet edeyim diye var. Yok ki. Bana hizmet etmediği yerde ben bu ayrımı yapıp artık kendi faydama çevirmek zorundayım. Ama bunun ayrımı da olacak. Bunlarla ilgili sıkıntılar da yaşanacak. Bunlarla ilgili ayrışmalar, belki bölge ayrışmaları, belki işte daha doğal hayat diye adı altında, organik diye, işte daha sade yaşam diye belki gruplaşmalar olacak. Hayır, ben teknoloji, son teknoloji, en son çıkan her şey, en son moda diye bir grup ayrılacak. Zaten bunları yaşıyoruz aslında. Biraz daha görünür olacak. Bakın biz pandemiden beri nereye gidiyoruz? Bir plaza grubu, bir de oralardan kaçıp köy hayatına. Karavan hayatı, daha böyle çadırda yaşam hayatı. Bana da sorsanız hani bundan bir 2-3 yıl sonra gerçekten bir köy hayatı tercihim ki bunu yer yer ekranda da söylüyorum. Hani 2-3 yıl sonra ineğimi, horozumu alayım. Yani böyle sağlam kafa, sağlam vücut, sabah ineğimi sağmak derdim olsun, domatesim yeşerdi mi bu olsun. Yani hani YouTube'da bugün yayına bağlandım, bağlanamadım, aman koptu, bu eleştiri yaptılar. Siz de ne çok böldünüz Nehir Hanım'ı. Çok mu bildiğinizi zannediyorsunuz? Klavye delikanlıları böyle eline telefonu alıp sadece eleştirmek için burnunuz da büyükmüş, kirpikleriniz hiç güzel değilmiş gibi yorumları yapan insanların düşüneceğime gideyim domatesim ne kadar kızarmış, hani ineğim bugün nasıl süt vermiş onu düşüneyim. Bazen istemiyor değilim yani Nehir Hanımcığım. Ya oraya doğru bir geçiş olacak. Dediğim gibi bir ayrışmaya doğru, yani belki işte sadece İstanbul olmayan bir iki mega kent ve orayı tercih etmeyenler gibi şeyler olacak. Yani biz o filmleri, işte bize Ütopya gibi 20-25 sene önce seyrettiğimizde gelen filmleri tek tek yaşayacağız süreç içerisinde. Aslında da yaşıyoruz ama artık o kadar algılarımız kapandı ki farkında değiliz. Yani biz o Dünya Savaşı filmlerini de yaşıyoruz şu anda. Ama biz zannediyoruz ki hepsi bizim başımıza olduğumuz şehre gelince olacak. Hayır. İşte dünyada bir yerlerde yaşanıyor bu. Yani afet filmlerini seyrettik yıllarca. Dünyanın sonu filmlerini seyrettik yıllarca. Bunların hepsi şu anda reel olarak hayatımızın içerisinde var. Dünyada yaşanıyor. Biz bu farkındalıktan bile uzaklaştırılmış durumdayız. Yani öyle bir yere geldik ki benim çocukluğumda, gençliğimde ana haberde bir dünya haberleri köşesi olurdu. Çok net. Öyle her ülkenin bayağı bilirdiniz, dünyadan haberdar olurdunuz sadece ana haber seyretseniz. Yani ben uzun süre oldu tabii haber seyretmeyi bırakıldı ama ara sıra rastladığım hiçbir haberde de dünya haberleri bölümüne denk gelmiyorum ben. O geliyorsunuz şöyle, hani ben de televizyonu seyretmeli yıllardır seyretmiyorum çok uzun süredir ama aldığım bilgilere göre ya da denk geldiğim zaman böyle çok zorunlu önemli zamanlarda açmak zorunda kalıyoruz çünkü önemli dönemlerde. Hani orada kaza, Amerika'da araba çarpıştı, bilmem nerede bilmem ne oldu, böyle haberler. Ama eskiden hani ceviz kabuğu, A takımı, siyaset meydanı gibi nesille büyümüş insanlarız biz. Tabii. Ve o tartışmayı dibine kadar, gece sabaha kadar seyreden ve o bilgiyle harmanlanan bir neslin insanlarıyız. İşte bundan sonraki gelecek nesil, 2020 çocukları bunun kıymetini ya da böyle bir evre var mı? Gerçekten böyle aydınlanmaya doğru gidebilecek miyiz bu anlamda da? Ya şöyle, ben benimkilerden mütevellit oğlakları da söyleyebilirim. Şimdi plüto oğlak çocukları baktığınız zaman onlar dünyayı yeniden inşa edecek görevle geldiler. O görevle geldikleri için birazcık onların işi zor. Allah kolaylıklarını artırsın yavrucuklarım. Ama o ekip, plüto oğlak ekibi o inşa etme gücüyle ve onunla geldiler. Bakın o görevle gelmeleri için bile bir şeylerin baştan inşa edilmek zorunda kalması lazım. Demek ki onlar büyüyüp dünyayı inşa edecek yaşlara gelinceye kadar. Çünkü işte 2008'de giriş yaptı. Daha onların en büyükleri 16 yaşında. Ne 14 yaşında mı? Tabii. 14-15 yaşlarında daha oralardalar. Şimdi onlar bir toparlayıp da dünyayı inşa etme görevlerini başlatıncaya kadar daha var yani birazcık daha. Demek ki o zamana kadar da bizim toparlanıyor olmamız lazım. Onların inşa ettiğinin üstüne işte bu tarihten itibaren plüto kova çocukları doğmaya başladı. Geçen sene çok kısa bir süre, bu seneden itibaren artık doğan bütün bebişler plüto kova çağı. Onların yeni inşa ettiği dünyaya tekrar fikirle, daha yaratıcılıkla üstüne koyarak gidecekler. Ama ciddi bir ekip geliyor. Her ne kadar biz şimdi onlara ne diyor yahu bunlar desek de öyle değiller. Çok bilinçli, özel olarak sohbet etme şansınız da olursa bu yaş grubuyla altyapıda bir birlik inançlarının olduğunu enteresan bir şekilde hiç çaktırmasalar bile hani bire bütüne saygıları olduğunu, çok anlayışlı olduklarını fark ediyorsunuz. Oturup böyle bir arkadaş çevreleriyle bir şeyle ilgili, kötü değişik bir konuyla ilgili de o bugün canı sıkılmış olabilir. Nasıl bilemiyorum. O onu değerlendirirken bir bakalım diyor bu yaş çocukları size. Vay be bizde bu bilgelik yoktu diyorum yani 13-14 yaşında. Ben bunu düşünmüyorum. Bana böyle yaptı arkadaşım diyordum. Ama onlar öyle değiller. Onlar o bilgiyle geldiler zaten. Allah da onları kolaylığı artırsın. Durumu var mı Nehir? Bu dönemde doğan çocuklarda indigo, kristal yani özel alfa, doğmuş. Alfa diye geçiyorlar. Alfa diye geçiyorlar. Yeni köklü ve mistik bir dönem geliyor yani. Kendi içlerinde mistizm barındıran çocuklar. Daha bilge, daha anlayışlı, iyi yönetici. İşte onlar teslim alıncaya kadar zaten biz plüto kovayı bitiriyor olacağız ki işte biraz ortalık karışacak, bir derlenme, toparlanma gerekecek. Birazcık biz o hırgürü atlatacağız falan gibi destekler atacağız herhalde sanırım. Biraz karıştıracağız ki onlar da bir dakika böyle olmuyor. Biz bir derleyelim toplayalım diyecekler. Ama plüto kova bana söylerseniz çok zorlu bir giriş ama keyifli bir ilerleme olarak görüyorum. Dediğim gibi terazi ve ikizlere destek atar. Teraziden dolayı hani teraziden daha ilerleyerek geldiğimiz için plüto terazi ekibine de destek atacak. O da 70 ile 81 yılları arası olması lazım. Plüto terazi doğumlular. Şimdi ezbere hatırlayamadım ama ben öyleyim. Onu biliyorum. Siz de sanırım öyle misiniz? Bizim çok şükür en azından bir desteğimiz var diyelim yıllar sonra. Plüto terazi ekibi de ilişkiler üzerinden çok sınandığı ve dönüşümlerini oradan yapmak zorunda oldukları için plüto kovanın da desteğiyle artık kafayı daha özgün çalıştırıp daha özgün ve olduğumuz halimizde kendimizi ortaya koyuyor olacağız. Dediğim gibi 70-71 ile 81-82 başı olabilir. O aralıktaki süreçte doğanların plütonları terazidir efendim. Onlar için de destek verici, elementsel olarak da ciddi kuvvetli destek verici bir 20 yıl başlıyor. Tabii yine bu arada dediğim gibi işte güneşiniz veya diğer kişisel gezegenleriniz terazi ve ikizler burçlarındaysa doğal olarak plüton bu arada size bir güç kuvvet desteği atıyor olacak 120'lik açı yapacağı için tüm bu gruba öyle bir destek atıyor olacak. Yani hava grupları birazcık daha gücü arkalarına alabilirler ama tabii bu çok kuvvetli bir rüzgar. Aman diyeyim çok direnip rüzgarda da fırtınada da parçalanmamakta fayda var. Biraz akışa değişime ve dönüşüme açık olmak zorunda olduğumuz bir süreçten bahsediyoruz. Ve şunu unutmayalım. Değişken bir burç değil maalesef kova ve sabit kafalı, sabit bir burca Plüton dönüşmek zorundasın diyor. Yani demek ki dirençli bir yapının dönüşüme gitmesinden bahsediyoruz. Öyle de olduğu için Plüton oğlaktan daha çok sarsabilir. Plüton oğlak öncü bir burç olduğu için o dönüşüme bir öncülük etti işte. Bir şeylere ön ayak oldu. İşte kolaylaştırdı, kimini evlendirdi, işte kimini yeni bir ortak sahibi etti, birisini ortağından ayırdı. İşte öbürünü iş meslek sahibi yaptı, orada kariyerinde ilerleme verdi. Tam çıkar ayak. Verdiklerinin hepsini geri almış olabilir. Eğer doğru süreç işletmediyseniz, dönüştürmeniz gereken yeri dönüştürmediyseniz. O yüzden hani öncü olması nispeten dönüşüme daha uyumlu diyebiliriz. Bir başlatma enerjisi içinde bulunduğu için. Değişken bir burca geçecek, tamam, ama daha 20 senemiz var ve kova sabit bir burç. Bunu unutmamakta fayda var. O yüzden çok direnmemekte fayda var. Dönüşüm, değişimin bizim için gerekli olduğunu algılamamızda fayda var. Allah kolaylığımızı arttırsın diyorum. Ama ben yine de keyifli. Teknolojik açıdan çok da uzattık. Daha da şey yapmadan şöyle bir hızlı toparlayayım. Sizin bana sorularınız varsa oradan yine gideriz. Teknolojik açıdan değişiklikler geliyor. Yine yeni toplumları ilgilendirecek, damga vuracak buluşlar göreceğiz, şahitlik edeceğiz. Evet, bir ayrışma bekliyorum ben gruplar arasında. Ayrışma olacak ki sonra bir birleşelim. Ama daha organik, daha samimi, daha sizin dediğiniz gibi hani böyle daha minimal, daha keyifli yaşama doğru. Zaten bakın yine söylüyorum, başladık aslında. Farkında değiliz. Yaşamlarımızı küçülttük. Her şeyi bırakın. Yaşamlarımızı küçülttük. Çevrelerimizi küçülttük. Zaten bunu yaptık. Bir grupta çok böyle bunun aksine bir çılgınca bir tüketim ve sistemin içerisinde gidiyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki Plüton oğlak daha kapitalist bir sistemi vurguluyordu bize. Ama Plüton kova kapitalizmi çok o kadar sevecek bir burç değil. Bir yer, bir sistem değil. Kapitalizmi evet oğlak çok sevebilir. Yönettiği için de. Ama kovada bu işler bozulur. Dediğim gibi çok büyük güçlerin, kuvvetlerin, yıkılmaz dediklerimizin, dünyayı yönetiyor dediklerimizin çok yıkımına, dağılmasına, parçalara bölünmesine, hatta yok olmasına şahitlik edeceğiz gibi görünüyor bu süreçte. Dönüp dini kitaplarda da bunlarla ilgili çalışmalar var biliyorsunuz. Bunlarla ilgili yazılar, mesajlar da var. Bazı kavimlerin süreleri de verilmiş. Benim öyle beklentilerim var bu sürecin içerisinde. Hiç ummadık yok oluşlar karşımıza gelebilir. Yine söylüyorum, bu sene için değildir. Bu süreç içerisindedir. Süreç içerisinde olacaktır. Bunlar öngörülerimden bir tanesi. Ama farklı, değişik döngülerin içerisine doğru gidiyoruz. Ben kendi adıma memnunum. Yani zorlanacağız görüyorum ama daha iyi olacak. Çünkü ben bu bireysellik hali benim yapıma çok uygun olmadığı için, biz hep birlikte daha mutlu olanıma çok uğraştığım için benim de işim daha kolay olacak gibi geliyor. Daha çok insan bu farkındalığa varacak gibi geliyor bana. Yine söylüyorum, tekrar hatırlatmak istiyorum. Şubat özelinde konuşmadık çünkü. Çok genel geçer bir sohbet etmek istedik. Plüton ve kova üzerine sizlerle öyle planlamıştık. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Neslihan Hanımcığım. Çok keyifli geçti. Ama Şubat ayını ne olur not alın. Evet, Şubat ayını not alalım bakın. Benim için de çok keyifli ve çok güzel bir sohbetti. Uzun bir süreden sonra çok keyifli ve çok bilgi dolu da olduğunu düşünüyorum açıkçası. 20 yıla ne kadar ışık tutulabilirse elimizden geldiği kadarıyla tabii ki siz ışık tuttunuz. Bizler de nasiplendik sizin nezdinizde. Ama tabii ki en çok sorulan sorulardan önce şu yorumu yapayım. Gerçekten böyle bir destekleyici, daha yorucu değil de kolaylaştırıcı bir tarafı varsa, yani asıl şimdi bundan sonra Neslihan asıl yayın yapmak senin için keyifli olacak diyorsanız, ben ineğin başında da bir komplo teorisi ya da sizinle yayın yapabilirim Nehir Hanım. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani birazcık Plüton Kova bize şey söylüyor olacak. Özgün olabilirsin, yaratıcı olabilirsin, kendine güven. Yaptığın şeyle beraber eğer sen kendin mutluysan ve çevrene de fayda sağlayabiliyorsan, nerede istiyorsan yap. Aynen dediğiniz gibi sizin inşallah güzel bahçenizde, postanın önünde niye program yapmaya devam etmeyelim yani. Bence de çok daha güzel ve keyifli olur çardağın içinde. Bostanlarımızı yerken kıtır kıtır değil. Daha keyifli olur diye düşünmekteyim. Tabii ki şimdi yorumlara bakamıyorum tabii. Önümde kapalı çünkü bilgisayardan arada gözüm takılıyor. Sevgili dostlar şunu sormaya getiriyorlar. Hangi burçlar zorlanıyor? Tamam, teraziler için ve ikizler için. Teraziler, ikizler çok güzel destek alıyor. Yine ateş grubu, bu bir hava grubu olduğu için ateş grubu da güzel destek alıyor. Burç burç şey mi gidelim? Tabii. Yani şöyle yükselen koçlardan o zaman hızlıca başlayayım. Yükselen koçların 11. evinde bir 20 yıllık döngü. Şimdi bu 20 yılı benim detay yorumlamam çok muazzam uzun olur. Koçların 11. evi olduğu için şunu söyleyebilirim. Siz sosyal çevrenizle ilgili bir hızlıca bir dönüşüme gidiniz. Gitmek durumunda bırakacak sizi. Birazcık gruplara, üyeliklere, derneklere bakış açınız değişebilir. İşten gelen kazançlarınızı değerlendirme şekliniz değişebilir. Yine kendi hayallerinize doğru ilerlerken böyle dönüşmeniz gerekiyor. Plüton bize dönüş, değiş, özgün ol, yaratıcı ol, çözümlere böyle git ve yaptığın her şey, kovada da olduğu için yaptığın her şeyin kendinle beraber bütünün hayrına olmasına dikkat et diyecek. O yüzden başlık olarak bunu alalım. Yükselen koçlar için sosyal çevre evi diyeyim. Yükselen boğalar için kariyer, o 10. evden başlıyoruz. Kariyer, iyi statü, dünyaya bakış açınız, işte evliliğe bakış açınız, işinize bakış açınız, ticari kafanızı çalıştırmayla ilgili, ortaklıkla ilgili, işinizi nerede yapıyorsanız daha çözümcül, daha yaratıcı, daha kendine güvenerek, benim fikrim var, bunu da deneyelim diyerek bir süreç geçiriyor olacaksınız. Hani çok evliliğe falan orada çok şey yapamıyorum ama burada özgün olmak durumunda. Ne kadar özgünlük, ne kadar yaratıcılık ve benim fikrim faydalı olacak, biliyorum. Haydi deneyelim. Çünkü kova cesaretli de bir burçtur. Yani hani öyle kibar gitmez. Biraz daha cesurdur. Ani hareket eder, söyler. Yine grupla birlikte çalışıyor olmak çok kıymetli olacak. İkizlerin o 9. evinde 9. ev olduğu için demek ki yükselen ikizler grubu ne yapacaklar? Basın yayınla ilgilenecekler, yurt dışına taşınabilirler, yurt dışına yeni bağlantılar yapabilirler, kendilerini daha iyi ifade edecekleri, işte merakları varsa astroloji eğitimi gibi daha üst eğitimler gibi eğitimlerle kendilerini dönüştürebilecekleri bir sürecin içerisinde olacaklar. 20 yıl boyunca ümit ettiklerine, planlarına ve inançlarına yatırım yapsınlar. İnançları üzerinden de çalışsınlar çünkü 9. ev inançları biliyorsunuz etkilediği için. Peki bu sevgili yengeçler. Yengeçler artık tam 8. evde, Plüton'un evinde bir dönüşüm alıyorsunuz. Bu Etrafa verdiğiniz değeri, insanları fazlaca başınızın üstünde taşımayı bırakınız diyor Plüton. Artık kendinizi mağdur görmeyi de bırakın. Allah aşkına şu dünyaya bakış açınızı değiştirin. İnsanları koyduğunuz yeri değiştirin. İkram ediyorsunuz, sofrayı kuruyorsunuz. Bu sofrayı herkese kurma huyunuzdan vazgeçin. İnsanları doğru yerlere koyarak kalbinizde hareket ederseniz o zaman daha az üzülürsünüz diyor. O yüzden 8. ev olduğu için içinizden kendinizi yeniden, düşüncelerinizi yenileyerek, bakış açınızı değiştirerek doğurursanız sizden iyisi olmaz bu 20 senede. Bu ilk yıl tabii ki birazcık sallayarak geçecek bir ön tanıtım filmi. Ben 2023'e fragman diyorum. Burası böyle bir daha kısa boylu bir ön tanıtım filmi. Çünkü arada yine belirttiğim gibi Eylül, Ekim, Kasım bir oğlağa geri geçiş var. Ondan sonra Kasım 19'dan sonra tekrar kovaya dönüyoruz. Yani bu döngünün içerisinde aldığınız mesajlar kıymetli olacak. Lütfen değerlendirin. Sevgili yükselen aslanlar, 7. evinizde bir kova geçişi. Neymiş o? Ortaklığa bakış açımızı değiştireceğiz. Evliliğe bakış açımızı değiştireceğiz. Eşimize bakış açımızı değiştireceğiz. Değiştireceğiz derken küseceğiz gibi algılamayın. Dönüştürüp daha iyi hale getirmemiz lazım. Olmuyorsa bitireceğiz. Sancıyan ilişkiler burada biter. Dönüşmesi gerekip dönüşmeye dirayet gösteren ilişkiler biter. Maalesef. Ortaklıklar bitebilir. Ama bunları bitirmek yerine bir dakika ben bu pencereden değil bu pencereden bakayım. Farklı bir bakış açısıyla çözüme gideyim der iseniz harika çalışır. Aynı zamanda hiç ummadığınız yeni teklifler, yeni ilişki başlangıçları, yeni ortaklıklar tabii ki olur mu? Olur. İnsanlara bakış açınız, ilişkilere bakış açınız, yani ben hariç karşı taraftaki herkese bakış açınızla ilgili bir dönüşüme giriyor olacaksınız. Sevgili Başaklar, 6. evden etki alacaksınız. Demek ki sağlıkla ilgili öncelikle hızlıca bir kontrol yaptıralım. Gözden bir şey kaçmasın. İş hayatına bakış açınızı, gündelik hayatınıza bakış açınızı. Başakların zaten 6. ev kendi kontrol ettikleri ev normal zodyakta. Yani bu da demek oluyor ki size de diyor ki lütfen dünyaya hizmet ederken, herkeslere koşmaya çalışırken kendini unutma ve lütfen burada sınır çizmeyi öğren artık. Çünkü sen günlük hayatın içerisinde bu çalışmayı, çabalamayı yaparken kendini harap ediyorsun. Kendi özüne bakma şeklini de değiştirirsen çok daha huzurlu, mutlu yaşarsın diyor. Yine bir taşınmadan bahsediyor olabiliriz. Belki işi, gücü, her şeyi değiştirdim. Biraz önceki bizim bu karavan stil. Olur mu? Olur. Yükselen Başaklar için neden olmasın sevgili yükselen teraziler? Evet, destek alıyorsunuz ama 5. evinizde bir destek geçireceksiniz. Aşka bakışınız, kendinizi hayatta var etmenize bakışınız değişebilir. Hobilerinizin üzerine muhakkak gidin. Hayatta ne yapmak istiyordunuz? Buna bir bakın. Bununla ilgili adımlar atacağınız bir süreçte olacaksınız. Aşk kapıyı çalar. Çocuklar kapıyı çalar. Çocuk bekleyenlere çocuk gelebilir. Aşk bekleyenlere aşk gelebilir. Aşka bakışınız değişebilir. Aşkı insanlarda değil, ilahi sistemde görmeye başlayabilirsiniz. Aşkın kendisinin ne olduğunu yeniden anlamlandırabilirsiniz. Kendinize kıymet verme süreciniz değişebilir. Hobilerinize çok yönelip siz de dediğim gibi ben artık burada değilim, başka bir yerde hayata devam edeceğim. Gönlümden geçenleri yapmak için kararlar alıyorum diyebilirsiniz. Bu sürecin sonunda yükselen terazilerde böyle çok daha farklı, hayat hayatta var etmek istedikleri, o güneşlerini parlatmak istedikleri yerden parlayabilirler. Sevgili yükselen akrepler, 4. evinizden ev, aile, yuva, aile büyükleri, atasoyları, kökler evinizden bir geçiş alıyorsunuz. Demek ki burayla ilgili gizli saklı bağlar ortaya çıkabilir. Sizin bağınıza farklı bir geliştirme yapabilir size. Siz mesela daha böyle şüpheli yaklaşıyorsunuzdur. Acaba ama o da öyle mi, bu da böyle mi diye daha sorgusal yaklaşıyorsunuzdur. Bu süreç içerisinde işinize gelecek dönüşüm, ailenizle beraber yaşayacağınız ilişkilerdeki değişiklik, bakış açınızı değiştirip yine aynı zamanda edineceğiniz bilgilerle böyle ufkunuz çok genişleyebilir. Aile mefhumuna olan, aile bağlarınıza olan bakışınız çok değişebilir. Büyüyeceksiniz. Evden ayrılabilirsiniz. Aileyle beraber yaşıyorsanız kendi yuvanızı, evinizi kurabilirsiniz. Çok değişik yerlere taşınma kararı alabilirsiniz. Aile bağlarınıza çok mesafe koyabilirsiniz. Bazılarınız tamamen yurt dışı gidip kesiyorum ilişkiyi diyebilir. Ama köklerinizle ilgili bilgiler edindiğiniz, bunun sizin dönüşümünüzü desteklediği, dediğim gibi kendinizle ilgili, kendi yolunuzda, kendi ailenizi kurmak yolunda ilerleyeceğiniz bir 20 sene. Alt detaylarını çok fazla vermek lazım. 20 yıl çok uzun bir zaman. Hiçbir açı bakmadan söylüyorum. Genel başlıklar üstünden, bilginiz olsun. Sevgili yükselen yaylarda 3. ev, yükselen yaylar düşünce şekli dönüşecek. Zihninizin çalışması dönüşecek. Dünyayla kurduğunuz ilişki dönüşecek. Artık daha yaratıcı, daha özgün, daha bir yerde detayların içerisinde kalmaktan çıkıp farklı ufku görmeye çalışarak, göremediğim ufkun arkasında neler varmış diyerek, acaba başka bir alternatif mümkün. İstemiyorum, yapmayayım, aman bununla da hiç ilgilenmiyorum demeden, farklı bir şey var orada, bununla da ilgileneyim, bana acaba ne katıyor diyerek. Çünkü yaylar sağ olsunlar ya detayların içinde boğuluyorlar, bütünü kaçırıyoruz, ya da aman ben bunu hiç beğenmedim diyorlar, hiç o konuya girmiyorlar, es geçiyorlar. Hiçbirisi değil. Ama 3. ev, zihin, iç görümüz, kafamızın çalışma şekli, dünyaya bakış açımız, insanlarla kurduğumuz iletişimimiz, bunların hepsinde harika bir dönüşüm. Bunların hepsinde daha gruba, kolektife yönelik bir hareketlenme diyebiliriz. Kitap yazabilirler, ilgileniyorlarsa, yayın yapmakla ilgili bir projeleri varsa, bu dergi olur, basın olur, bizim şu anda kullandığımız gibi yani sosyal mecra olur, görüntülü olur. Onlar için de muazzam bir üretim süreci, bilgileri olsun. Sevgili oğlakların... Oraya geçmeden ben şu kulaklığımı takayım. 2. saatte YouTube sesi kesebiliyor, yankılanabiliyor. O yüzden kulaklığa geçeceğim. Yüksek müsaadenizle. Devam edelim. Tamam. Zaten hızlıca bitiriyor olacağım. Oğlakların para evinde. Demek ki para kazanma şekilleri değişecek. Sevgili yükselen oğlaklar, ne kadar yaratıcı, ne kadar inovatif fikir, o kadar çok kazanç. Ne kadar inatla aynı yerde durmak kayıba yol açabilir, bilginiz olsun. Öz değer vurgunuzun üzerinden de geçiyor olacak. Bu ne demek oluyor? Öz değerimi ben nereye konumlandırdım? Bir dakika, kendime bakış açımı birazcık daha değiştireyim. Daha rahat, daha ferah, daha yaratıcı. Çünkü yükselen oğlak birazcık dik burun, birazcık ben derim olur. Stratejik ve planlı düşünürüm derken içeride yumuşacık bir yengeç de barındırır. O yüzden oraya çok kaçmadan daha katılımcı olmakta fayda var. Demek ki kendi değeriniz ile ilgili Fikirlerinizle ilgili bir dönüşüm. Artı kazançlarınızla ilgili ne kadar yaratıcı o kadar güzel bir dönüşüm diyebiliriz sevgili yükselen oğlaklara. Yükselen kovalar, siz kendinizi baştan yaratacaksınız. Direnmeyiniz, sabitlik yapmayınız, dönüşümle uyumlu çalışınız. Çünkü sevgili yükselen kovalara diyor ki evet sen farklısın, değişiksin ama ben bu sefer senin inatçı tavrını kırmaya geldim. Ben senin zaman zaman düştüğün, ben her şeyi bilirim, onlar ne bilir ki dediğin kısmı kırmaya geldim ve baştan seni yaratacağım. Seni daha iyi haline götüreceğim. Seni kovanın en olumlu, ılımlı, keyifli özelliklerine gitmeye çağırıyorum. İstiyorsan gel, gelmiyorsan da birazcık hırpalayabilirim diyecek. Ama sevgili yükselen kovalar, güçlenebilirsiniz. Kendinizi değiştirip rahatlıkla ortaya koyduğunuz andan itibaren fırsatların hepsinin karşınıza çıkacağı, kapıların açılacağı ama tabii ki bu yıllar içerisinde sen hiç böyle değildin, biz seni böyle tanımıyorduk, Allah Allah sana ne oldu sohbetlerine maruz kalacağınız ama dilerim ki bu sohbetleri her duyduğunuzda o yeni değişik halinizdeki iç huzurunuzu çok mutlu olacağınız, iyi ki değişmişim diyeceğiniz seneler diliyorum size. Sizdeki etki çok kuvvetli ama bu sizi komple alıp değiştirecek sevgili yükselen kovalar ve tabii ki kova burçları. Sevgili yükselen balıklara geldiğimizde 12. evde bir değişiklik. Başka yere taşır, başka ülkeye taşır. Beklenmedik bir kapama getirebilir. Mesela çok özgür ruhsunuzdur, bekarsınızdır, sizi evlendirir. Başka bir yere doğru götürür sizi. İçsel muazzam bir farkındalık, içsel bilgilerin bu süreç boyunca çok akması, içinizdeki inanç sistemlerinin çok değişmesi, yepyeni yollara, yönlere doğru gidiyor olma hali çalışacak sizin için. Keyifle gelsin. Çok ciddi bir içsel döngüden bahsediyoruz. Kendinize ne kadar yatırım yaparsanız, hayalinizde herkesin olmaz dediği ama o içinizde tuttuğunuz şeye doğru gidin. Onu yapın. Özgün olmaktan korkmayın. Uyumlu olmak durumunda değilsiniz. O içinizde çalışan ve size hayır hayatın kurbanı sen değilsin. Kendini Plüton kovaya ama Plüton balığa hazırlamalısın diyen geçişi bence çok iyi kullanmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Keyifle geçsin inşallah. Herkese farklı bir yerden vuracak. Ama şöyle de bir ilk soruya da cevap vereyim. Hava grubunu yani ikizler, terazi ve kova, kovada olduğu için zaten bir üçgen açı dediğimiz kolaylaştırıcı açı yapıyor. Ateş grubuyla da havalar iyi anlaştığı için ateş grubu, yükselen aslan, yükselen yay ve yükselen koçlar, siz de daha böyle çaba desteği alıyorsunuz. Orada bir sıkıntınız yok. Bir tek aslan, tabii burada bir karşıtlık olduğu için sevgili yükselen aslanlar bir karşıtlık alıyorsunuz ve güneş aslanlar tabii ki derecenize göre alacaksınız bu karşıtlıkları. Birazcık aslanları bu dönem birazcık zorluyor olacak. Ama onun dışında baktığımız zaman oğlaklar için çok büyük bir sıkıntı yok. Yine balıklar için çok öyle büyük bir sıkıntı yok. Burçsal bazda anlattım. Boğalar biraz sert bir açı alıyor. Yine ister istemez akrepler birazcık daha sert bir açı alıyor. 90'lık dediğimiz bir mücadele açısı alıyor. O yüzden sevgili yükselen boğalar ve akrepler siz şeyi tabii kaçırmamaya bakacaksınız. İnat ettikçe iş zorlaşır. Uyumlu olmak burada, o sabitlikten çıkıp Allah kolaylığınızı arttırsın lütfen. Sabitlikten çıkın. Yoksa bu değişen. Değişmezsen ben seni değiştiririm. Yükselen balıkların sağlıkla ilgili Şifalanma gelebilir. Ben zaten şeydeyken söyledim ya, Plüton Kova'da ben çok bekliyorum. Hastalıklara da çözümler bekliyorum sağlık konusunda diye. Nevin Hanım sormuş, ben şu an yorumları bir baktım. Evet, yükselen balıkların Plüton Kova 12. evlerinde seyahat edeceği için sağlık, hastane konularında da bir şifalanma getirebilir. Çünkü buluşlar gelecek. Ya bu evrede gelmeli artık teknolojinin, neredeyse bugün benim de Instagram'da paylaştığım gibi robotlar artık bitiyorsa bir zahmet artık teknoloji alanı bu kadar ilerlemişken sağlığa, kanserin tedavisi de bulunsun. Ki aslında var ama söylenmiyor. Belki bu çıkacaklar var ya hani, gelecek haberler. Onlar bu hep gelecek, çok şükür. Daim şükür. Çok teşekkür ediyorum Nehir Hanım. Çok ben teşekkür ederim. Evet, çok keyifli sizinle sohbet etmek. Umuyorum katılan herkes de çok beğenmiştir. Ben çok büyük zevkle sohbet ediyorum. Çok mutlu oluyorum bu sohbetlerimizden. Kendinize iyi bakın. Çok uzun vakte böldük. Görüşmek üzere diliyorum. Sağ olun. Valla uzun bir süreden sonra bu kadar hani uzun bir yayın bence şahane oldu. İzleyiciler de son derece keyif aldıklarını düşünüyorum. Ben şahsım adıma çok keyif aldım. Her zaman olduğu gibi. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Bir başka yayında tekrardan görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Herkese sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de.